Dostlar herkese selam. Evet çok ilginç bir yere geldik. İki tane ortak arkadaş var burada ve Merino Landschaft bakıyorlar. Ayrıca biraz karışık Melez hayvan da bakıyorlar ama gelecekte geleceğin çok büyük belki de Merino Landschaftçıları olacaklar. İki fabrikatör kafa kafaya vermişler. Gebze'nin dağlarında kendilerinden dinleyeceğiz. Enteresan bir çiftlik kurmuşlar ve bu çiftlikte ya da kiralamışlar diyelim. Bu çiftlikte beraberce çalışıyorlar. Fabrikaları bir kenara bırakmışlar. Hayvancı olmaya karar vermişler. Şimdi kendilerini tanıyalım. Yine beraber çekeceğiz. Şöyle alayım. Merhaba. Şimdi tanıyalım. Osman Bozbay. Evet, Osman Bozbay ve Mahmut Yılmaz. Mahmut Yılmaz. İkisinde de kovboy şapkası görüyorum. Beni sıkı Çiftçiye. takip ettiklerini Evet. tahmin edebiliyorum yani. Aynen, aynen, aynen. Ediyorsunuz değil mi? Evet, Devamlı takip evet. ediyorsunuz. Zaten biz bu Merino Landschaft sevdası sizin programlamalarınızdan bize aşılandı. Öyle geldi değil mi? Evet. Bir şey daha soracağım size. Şimdi sizin esas işiniz nedir? Onu bir anlatır mısınız bize? Ben daha önceleri madeni yağ geri dönüşüm işinden uğraşıyordum. Onunla iştigal ediyordum. Burada geldim bir fabrika kurmaya kalktım. Çevre ve Şehircilik'ten izin alamadım. Ondan sonra dedim ki ben artık çalışmayacağım. Kendime emekliye ayıracağım. Geldim bu Merino Landschaft aldım. Şimdi işimi büyütmek istiyorum. Sizden de Evet. tecrübelerinizden yararlanmak istiyorum. Sen de aynı şekilde Osman, aynı Biz de aynı işten. şekilde evet İzmit'te İzmit sanayisinde esnafız biz de yıllardan beri. Burada Mahmut abi de bir abimiz oldu bizim, tanıştık kendisinde. Cenab-ı Allah yollarımızı birleştirdi. Bu yola da gönül verdik, gönül koyduk sizin sayenizde. İnşallah beraber yürümeyi hedefliyoruz sizinle beraber. O zaman hadi hep beraber bir içeri girelim. Bakalım hayvanları teker teker bakalım, takip edelim. Ona göre ne görüyoruz, ona göre hareket edelim. Evet, çok güzel bir çiftlik. Bayağı miktar bakabilirsiniz burada. Kaç dönüm üzerine kurulu? Burası 17 dönüm üzerine kurulu. 4000 dönümü falan kapalı. 4 dönüm kapalı. 13 Evet. dönüm dışarıda açık alanımız var. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim böyle. Başlayalım. Şimdi burada karışık ırklarınız var. Bunlar birazcık kondisyonları falan düşük. Nereden aldınız bunları? Biz bunu İzmir'e gittik. Bir tane yaşlı bir teyze vardı. Bakamıyordu. Bakamıyor da. Biz bu hayvanları acıdığımız için aldık, getirdik. Acıdığınız için aldınız. Evet. İyi yapmışsınız. Burada toparlayacağız. Yalnız bunların iç dış parazitleri yapıldı mı henüz? Şeyleri yapıldı. İç parazitleri birer tane hap verildi, birer de iğne vuruldu. Yok, ayrıca şurup yapmamız lazım. O burası bir besi çiftliği anladığım kadarıyla ama siz bunu değiştirmişsiniz herhalde. Evet, Değil önceden mi? burada dana bakıyorlarmış. Evet. Etlik dana bakıyorlarmış. Biz değiştirdik, koyuna döndürdük. Çok güzel olmuş ama yani çok güzel. Bu bölmeleri falan siz mi Biz yaptınız böyle? yaptık hepsini, biz yaptık. Tahtadan yaptınız. Evet, Çok tabanları tahtadan harika. yaptık. Evet. Burada koçlarınız var. Burada evet 5 tane koçumuz var. Merino Landschaft. Koç Ve adaylarımız daha koç doğrusu. adaylarınız siz yetiştirdiniz bunları yani değil Evet, mi? bizde yetiştiler. Bizde yetiştiler. Bu Evet. hayvanları siz daha iyi bilirsiniz. Bir özelliği de hiç insandan kaçmıyorlar yani. Evet, onların en büyük özelliği Evet, o. baksana. Evet. Siz çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla bu hayvanları. Evet, Ha? bu, Biz severek yapıyoruz. ayrı bir sevdası var Ama bunun. daha önce hiç hayvancılık şeyi yok, değil mi? Hiçbir Tecrübesi yok. deneyimimiz yok, hiçbir Hiç, geçen tecrübemiz sene yok. ben bir kurbana fabrikada boş yerim vardı, iznim çıkmamıştı. Bir 30-35 tane getireyim dedim. Onu da bilmedik, arpa vurdurduk. 10 Eyvah, tanesini kurbana eyvah, eyvah. yetiştirmesi Eyvah. sattık. Sonra onları sattınız. Sattık ya, Ha. kurbana yetiştirdik. Biraz da kaybettiniz anladığım kadarıyla arpa vurunca. Kazanmadı. Kazanmadı, kayıp da etmedi. Kayıp da etmedi. Evet. Olsun. En azından tecrübe edindiniz o Evet. zaman, değil mi? Evet. Zaten Şimdi oradan başladı bize bu sevda. anladım. Böyle gidelim o zaman. Siz önden gidin. Ben şöyle bir merak ettim. Burada ileride burada koyunlarınız var anladığım kadarıyla. Evet. Çok güzel bölme yapmışsınız böyle. Güzel olmuş. Tahtanın üstüne de tahtaları nasıl kendiniz mi yaptınız böyle Kendimiz hazır mı? yaptık. Hepsini kendimiz Ama biliyorsunuz ben o tahtalarla ilgili hani şey diyorum. İşte 4,5 santim genişliği ki onu öyle yapmadınız. Siz kafanıza göre Evet. Ama elinizdeki biz mevcutlardan yaptınız. mesafeyi kısa Elimizdeki mevcutlardan tuttuk. mesafeye uygun yaptık ama. Ha, Mesafe şey şey takibinden döşedik gibi yani. yaptık. Birer metreninde yaptık kırılmasın falan diye. Anladım. Dolayısıyla altlıkları Evet. var. Yani şurada belli işte. Evet. Şunun gibi. Böyle Şimdi böyle burada yaptık. bir tane kuzu var. Kuzu mektebi herhalde burası. Evet. Evet, Nereden burası girip kuzu mektebi. çıkıyorlar bir gösterir misin? Şuradayız. Şurada yerleri Ha, var. şurada dur bakayım. Kapımız Evet. burada. Evet, Burada şurada. istedikleri zaman annelerine ulaşıp emebiliyorlar. Çok güzel, Kendi çok. kuzu paletini verdiğimiz zaman da otomatik yemliklerimizde kendileri geçip
yemlerini yiyip tekrar annelerinin yanına geçebiliyorlar. Çok güzel olmuş. Kuzu Mektebi de güzel olmuş. Sizin sayenizde öğrendik onu da. Sağ ol, sağ ol. Çok bunu teşekkür. Bunu da bilmiyorduk. Evet, burada otomatik yemliğiniz var. Bu kuzu ama annesi bunlar değil herhalde. Başka bunun yok. Annesi bundan değil. Sahip çıkmadı, emzirmedi. Biz onu biberonla besliyoruz elimizle. Evet. Evde büyümüş bir hayvan. Evcil bir hayvan. Kaçmaz, yanınızdan ayrılmaz sizin. Ha, burada da büyütüyorsunuz yani, aynı zamanda yeme de koydunuz, iyi yapmışsınız. Yani burada da annesiz babasız olmasın diye şey yaptınız. Yetim çok güzel. Yetim kalmasın diye bir sahip oluyoruz burada. Çok güzel. Şimdi burada da baba koyunlarınız var herhalde. Bu iki tane merlin olan şakşişimiz yeni doğum yaptılar. 20 yıl falan oldu. Yanlarında da bir sizden yine aldığımız çok kıymetli koç. Vallahi diyeceğim, koç asil duruyor maşallah. Bu koyuna da yakışmış. Evet. Bundan alacağınız güzel yavruları damızlık yapabilirsiniz. Evet. Çok güzel. Kendi sürümüzü kurmak amacımız. Gel. Evet. Yani burada gitgide çoğaltmanız lazım. Şimdi tabii şu anda o karışıklıkları çıkarmanız lazım. Onları en kısa sürede çıkaracağız. Şöyle gidelim, devam edelim bakalım buradan. Yani yerler hazır. Şimdi hedef ne? Kaç hayvana çıkartacaksınız? Biz en az merino olan şartı bir 140-150 adete çıkartmayı düşünüyoruz. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sormalı. Sağ ol, teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Erzurumlu, işten de anlıyor. Anlıyor değil mi? Evet. Gelenekçi. Evet, yani gelenekçi. Eski koyuncu. Ne baktın, Akkaraman mı baktın zamanında? Yok, bizde normal kuyruklu, aynı zamanda bekçi. Akkaraman işte, ya mor karaman ya Akkaraman değil mi? Büyükbaş bir de. Büyükbaş, çok güzel. Hadi bakalım, şöyle geçelim buradan. Bunlar da işte bizim aldığımız kuzularımız. Ha, bunları hazır aldınız. Yok, hazır olmadı. Bunlar nerede doğdu hepsi? Sizde doğdu. Yani ilk doğumları aldınız. Aldım. Ne kadar oldu başlayalı hayvancılığı? 4 ay falan oldu. Daha çok yenisiniz o evet. zaman. Evet, çok yeni. İyi. Daha çok öğreneceğiniz şey var. Gebeydi. Aldığımızda gebeydi. Ha. Doğumları hepsi bizde oldu. Evet, güzel güzel kuzular ama birkaç tane, yani birkaç tane değil, melezler var. Var melezler. Bunlar tabii etlik artık. Etlik, evet. Etlik geçecek. Burada da halen kuzular devam bunlar ediyor. Dişiler. Bunlar dişi yavrularımız. Ha, çok güzel. Bunlar da erkek koçlarımız. Bunlar dişi erkek diye ayırdınız bunları. Ayırdık böyle. Evet. Dişilerimiz orada, erkeklerimiz burada. Ama bölmeleri çok güzel düşünmüşsünüz ya. Harika yapmışsınız yani. Ama hepsi, kendi plan proje hepsi Mahmut abinin. Kendi öyle mi? Kendiniz evet, yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz zaten. Çok güzel. Ya bunun en güzel, en güzel tarafı, nereyi bölmek istersen hemen söküp bir diberden evet. delip. Evet. Aynen devam ediyorsunuz evet. hemen. Çok İşini güzel. Kendimiz yapıyoruz zaten. Burada da koyunlarınız var. Evet. Bunlar gebe mi? Bunlar evet. gebe. Koça bıraktık gebe. Bu işlerinden koçları bıraktık. Doğan, Merinolan Şaf kuzularımız bu anaç evet. koyunlarımızdan. Evet. Hepsi 4 ayını doldurdu. Çok daha sonra güzel. Buna koç katımını yaptık. Gerekli besleri bulduk. Mesela bu koyununuz sonra... maşallah çok güzel. Evet. evet. İşaretlerimizi evet. zaten size de söylemiştim. Evet. Hepsinde işaret evet. var diye koç katımı yapıldıktan sonra. Beslenmeniz iyi. Evet. Evet. Şu anda herhangi bir satışınız yok anladığım kadarıyla. Evet, şu anda bir satışımız yok. Kendi damızlığımızı üretiyoruz şu anda. Damızlığınızı üretiyorsunuz. Çok güzel. Bu şekilde şu anda yavaş yavaş çoğaltacaksınız. Şey sordum ama daha önce tam şey yapamadım. Şimdi hedefiniz kaç hayvan? Bizim burada şu içeride, şu kapalı olarak burada hedefimiz 500 hayvana bakabilmek. 500 hayvan da buraya sığar diye düşünüyorum. 500 hayvan, tabii diğer barınaklarla beraber. Ya. O zaman yani tamamen intensif yapacaksınız siz. Tabii, tabii, tabii. Çünkü intensif yapacaksanız bu iş intensifte biraz tabii maliyetler, yani damızlık satmadığınız sürece intensif kurtarmaz biliyorsunuz. Onun için intensif yapmanız için de iyi hayvan, damızlık, bakmak iyi lazım. Hayvan almak zorundasınız. Çok evet. kaliteli hayvanınız olması lazım. Ne düşünüyorsunuz? Düşünüyor musunuz almayı? Tabii, Merino Landşaf düşünüyoruz. Merino Landşaf. Düşünmüyoruz. Yani. Bunun yanına da bir 8-10 tane çocukların ihtiyacını görmek için bir lakum katıp da sütünden faydalanmayı da düşünüyoruz. Öyle mi? Lakunu evet. tamamen kendiniz için mi alacaksınız? Kendiniz yani? İçin alacağız. Tamamen kendiniz evet. için alacaksınız, öyle mi? Çok güzel. Onun sütünü de kendiniz kullanmak amacıyla kendimiz alacaksınız. Kendimiz kullanacağız, evet. İleride aslında tabii böyle bir kapalı intensif sistemde süt koyunculuğuna da geçebilirsiniz. Tabii, tabii. Tabii düşünülebilir. Bunlar zamanı gelince yapılacak şeyler hepsi. Yani bunları düşünebilirsiniz. Tabii, ama bunu yapacak imkanlarımız da var çok şükür. Evet. Anladığım kadarıyla sizin buradaki amacınız çok para kazanmak değil. Burada çok mutlusunuz siz. Aynen, aynen. Değil mi? Aynen. Yani burada böyle biz işte bu işi büyütelim. Gerçi 500 tane hayvan da az değil, çok. Evet. O zaman
kendinizi tanıtmak için bir an evvel o hayvanları aldıktan sonra da aynı zamanda festivallere, panayırlara, fuarlara katılmanız evet. lazım. Düşünüyor musunuz katılmayı? İnşallah bu sene Eylül ayında olacak. İnegöl. İlk fuara katılmayı düşünüyoruz tabii. İnegöl'e mi katılacaksınız? İnegöl'e evet. katılmayı düşünüyorum. Çünkü İnegöl benim takip ettiğim kadarıyla bu hayvan panayırında, hayvan festivalinde şu anda bir numara olarak biliyorum yani. Vallahi onu sizlerin takdiri çok önemli. Biz de yani ben de bana göre de çok kaliteli bir şey, iyi bir şey başlandı. Şu anda onun sayesinde birçok yerde panayırlar da olmaya başladı. Bu da çok güzel bir şey. Yani ben de şahsım olarak yani yıllardır bu işin içindeyim. 6-7 yıldır yapılıyor. Gitgide kalite artıyor. İnşallah devam eder. Bu hayvancılık adına çok önemli bir şey. Şimdi yani. Osman Bey, bu Hollanda'yı düşünüyorum. Yani hayvancılıkta ne kadar ileri olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet. Bütün toprağını toplasanız bir Konya ili ovası kadar. Yani. Bir Konya ili kadar etmiyor. Demek ki yani burada hayvana bakmak için illa mera olması şart değil. Bilinçli, profesyonelce yaparsan bu işi yani para da kazanırsın. Kazanmaman mümkün değil yani. Kesinlikle. Yani ben katılıyorum tamamen. Bu işi ciddi şekilde yapıp bu işe emek vermek lazım. Şu anda tabii ki genel olarak baktığınız zaman hayvancılığın yaşadığı sıkıntılar var. Yem maliyetleri. Evet. Yem maliyetleri konusunda siz neler yapıyorsunuz? Ne yaptınız? Nasıl besleme yapıyorsunuz? Şimdi biz burada bir fabrikacı arkadaşımız kaba yem yapıyor. Ondan alıyoruz. Biraz saman takviye yapıp besi yeminlerle takviyeleştirip hayvanları güzel bir şekilde besliyoruz. Hayvanlarımızdan da nasıl beslendikleri gösteriyor. Kondisyonları iyi maşallah. Gösteriyor yani. Belli ne oldu? Kondisyonları belli. Yani bakmada kaçınmıyorsunuz. Şu anda yok. Birinci hedef çoğalmak. Yani evet. Para kazanma ikinci planda kalıyor herhalde. Şu anda kendi orijinal safkan sürümüzü yapmak peşindeyiz. Yani onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Seneye çok farklı çekimleri yaparız inşallah. Evet. Mesela burada güzel koç yetiştirmişsiniz. Bu koçların fiyatları diyorum. Kaç aylıklar bunlar? Şimdi bu koçlar 14 aylık falan. 14 aylık evet. oldular. Yani koçlamaya hazır. Belki hazır. De kullandınız mı koçları? Kullandık. Bir tanesini, iki tanesini denedik. Evet, kullandık. Zaten oyunlarımızdan da belli. Ne yaptınız koçlara? Kırmızılık var üstünde. O boya koçlama mı acaba? Koçlamanın işaretleri. Koçun ön göğsünün altına kres yağından toz boyayı katıp sürüyoruz. Hangi hayvanı açtığını, açmadığını oradan takip ediyoruz. Vallahi dişi... o zaman eğitim videolarını sıkı takip ediyorsunuz. Aynen, size. Aynen. Bilgimiz olmadığı için sizin engin tecrübelerinizden elimizden geldiği kadar faydalanmaya çalışıyoruz. Biz ne diyoruz, kadar güzel. Biz ne diyoruz kadar. Osman abi ne yapmış? Bakıyoruz, YouTube'dan araştırıp videoları buluyoruz. Böyle olurmuş diyoruz. Doğrusunu da buluyoruz yani. Yapmışsın. O zaman koyunların hemen hemen hepsi koçlanmış gibi gözüküyor. Ben evet, öyle gördüm öyle yani. Öyle tahmin ediyoruz. Yani hepsinde kırmızı boya silinmiş hafif ama kırmızı evet. boya var yani. Var, evet. Aşım izi var, hepsinde var. Şimdi koçu ayırdınız o zaman siz. Ayırdık, evet. Ayırdınız. Şu anda gebelik durumlarını takip ediyoruz. Tamam, ne kadar oldu ayrılığı koçu? Yaklaşık bir ay civarında oldu. O zaman bunlara bir ultrason yaptırmak şimdi gerekebilir. Şimdi ona da aradık, veterinerimizle de görüştük ama maalesef küçük baş koyunculuk için veterinerlerimiz uygun olmadığı için. Yok, bizde var uygun veterinerler, i̇şte hekim arkadaşlar. Yok. Büyük hayvan için var. Onun için de biz bir veteriner de veteriner eşliğinde çalışıyoruz zaten. O konuda tabii ki var. Ha. Ama daha detaylısını istiyoruz sizin yardımlarınızla. Tabii yardımcı oluruz o İnşallah. Konuda. Birçok kardeşimiz var mesela işte bizim de desteğe ihtiyacımız var bu konuda. Erol Arslan var, Yasin Eymen Çelik evet. var, Burak Çelik Yasin var. Yasin Eymen Çelik'i de takip ediyoruz. Ha. Çok güzel, evet. başarılı bir veteriner ekibimiz. Evet. Ona da selamlar gönderiyoruz. Sağ ol. Buradan Erol Arslan'a da selamlar olsun. Erol Bey'e de selam. Burak Çelik'e de olsun. Yasin Eymen veterinerimiz de oradaydı. Sizin misafiriniz de. Evet. Misafir de evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çekimimiz vardı tekrar. Çok güzel. Canlı yayın yaptık. Evet. evet çok evet. çok güzel bir canlı yayın oldu. Evet, çok gerek. Bilgili. Biz canlı izledik onu. Evet. Bilgi verici bilgiler vardı. Yani çok güzel bilgiler vardı. Bunları tabii önemli olan o bilgileri devam ettirmek. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Siz tabii tahtaları çok güzel düşünüp yapmışsınız ama tahtalar çok geniş olduğu için gübre üstünde kalıyor. Aradan gitmiyor. Evet. İleride belki onu birazcık değiştirmek gerekebilir. Tabii, tabii. O konuda Peki. bir şey olabilir. Şimdi biz bu acemiliğimize geldi demiştik ya. Baştan da söylemiştik. Acemisiyiz. Hiçbir bilgimiz, tecrübemiz yok. İzlediğimiz bir de elimizde olan imkanlarla yaptık biz burayı. Yani ekstra bir para harcamadık. Burada tahtamız vardı, 5-10'umuz vardı, kalasımız vardı. Kendimiz kesip kendimiz çaktık.
Vallahi bir kere ilk defa başlayan ve 4 aylık bir üretici olarak tebrik ediyorum sizi. Yani gerçekten burada gördüğüm şey, bunu çok severek yapıyorsunuz. Evet. Şimdi ilk başta başlayanlar çok fazla hayvan aldıkları zaman boğuluyorlar. Evet. Biz burada acemiliğimizi atmak için, kendimizi alıştırmak için işte ilk önce ufak aşısını bir başlayalım dedik. Acemiliğimizi atalım. Daha sonra tabii bunu geliştirmek ilk hedefimiz yani. Ya iğne falan kullanmasını öğrendiniz mi? Öğrendik artık? Evet. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi ben de size yardımcı olacağım. Kendi arkadaşlarımla, veteriner hekim arkadaşlarımla konuşarak sizin aşı protokollerinizi, koruyucu hekimliği yapmamız lazım. Ama gördüğüm kadarıyla hayvanlarınız sağlıklı, son derece sağlıklılar. Yani besileri iyi, iyi bakıyorsunuz. Tabii şimdi bunu çoğalttığınız zaman bunu bir de para kazanmak lazım. Yani tabii ki mutluluk kazanacağız ama... Evet, hedef o zaman zaten. Ama hiçbir zaman beklentimiz yok. Sizin fabrikalardaki ürettiğiniz üretimlerle kazandığınız kazançlar gibi asla hayvancılık olmaz. Biliyorsunuz bunu evet, zaten. Evet, evet. Değil mi? Bizim de olmaz, çok parada gözümüz yok zaten. Yaş kaç? Benim yaşım 46. 57. 57-46 yani tam iki arkadaş... İki kafadar buraya verdiniz. Evet. Peki buradan vermek istediğiniz mesaj var mı? Desteklerinizi bekliyoruz buradan. Sizin olsun. Desteklerimiz her zaman devam edecek. Başka evet. Yani bu işi sevdiğiniz için ben şey yapıyorum. Severek yapıyorsunuz bir kere her şeyden evvel. Değil evet, mi? İşi severek yapıyoruz da. Fakat her şeyin de bir karşılığı olmalı. Yani burada bizim para kazanmamız çok önemli değil. Burada... Tekrar hayvancılığı canlandırmak önemli olan. Evet. Burada evet. Bizim bütün amacımız o yani. Bu hayvancılık şu anda Türkiye'de ölmüş, bitmiş durumda yani. Ukrayna bize şimdi yem vermese hayvanlarımız evet. Aç. aynı duruma düştük yani. Aynı duruma düştük. Evet. Doğru söylüyorsun. İnşallah. Ama bu her bizde bir atasözü var. Her musibetten bir hayır doğar diye. İşte bu bunu Tarım Bakanı topraklarımızı doğru değerlendirmeliyiz. Tarım Bakanı bunun planlamasını çok iyi yapmalı. Yani biz İlkokulda çocukken okurken derdi ki tarımda kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesiyiz. Hani yetmiyoruz. Samanı bile dışarıdan getiriyoruz. Evet. Yetmiyoruz. Evet. Yetmiyoruz maalesef. Çocukken 8 ülkeden biriydik. Şimdi evet. Yetmiyoruz. İnşallah yeteceğiz. Ya güzel bir sohbet oldu sizinle. Teşekkür ederim. Sizinle daha çok çekimler yapacağız. İnşallah burası hayvanda olduğu zaman daha çok evet. Çekim yapacağız. Ama ben size teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Ederim. İnşallah güzel şeyler yapacaksınız. Bir büyükbaş besi ahırının nasıl küçük başa döndüğünü gördük. Evet. Dostlar bir programın sonuna daha geldik. Buradan hepinize sevgiler, selamlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Mutlaka yorumlarınızı yapın. Ve eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Öyle diyelim. Sevgiler, selamlar, hoşça kalın. İyi günler. İyi günler.